Bu videoda Noel pazarında karşınıza çıkabilecek 25 Almanca kelimeyi öğreneceğiz. Noel pazarları yavaş yavaş açılmaya başladı. Eğer bir Noel pazarını ziyaret ederseniz oradaki bazı terimleri bilmek size yardımcı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Noel pazarı anlamına gelen kelime ile başlayalım. Der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt, Noel pazarı anlamına geliyor. Eğer Noel pazarına gidiyorsanız ya da orada bulunuyorsanız böyle bir durumda auf adatı kullanmanız gerekir. Gidiyorsanız ich gehe auf den Weihnachtsmarkt demeniz gerekirken o an Noel pazarındaysanız ich bin auf dem Weihnachtsmarkt cümlesini kullanabilirsiniz. Yönelme varsa akuzatif, konum varsa tatil. Der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum. Noel ağacı anlamına gelir. Aynı zamanda der Tannenbaum. Der Tannenbaum kelimesi de yine Noel ağacı için kullanılabilir. Noel pazarlarında genelde çok büyük bir çam ağacı bulunur. Bu da Noel ağacı olarak adlandırılır. Das Geschenk. Das Geschenk hediye anlamına gelir. Almanlar arasında Noel'de birbirine hediye almak oldukça önemlidir. Bu Noel pazarında da hediyelik eşyalar bulmak mümkün. Günlük kullanım eşyalarının yanı sıra el işçiliği yüksek olan eşyalarda yine bu pazarlarda bulunabilir. Pazarlarda bulunan en sık şeylerden biri de mum. Yani die Kerze. Die Kerze. Çok farklı şekillerde mumlar ve mumluklar bulmak mümkün. Das Eintrittsticket. Das Eintrittsticket. Giriş bileti. Almanya'da genellikle büyük Noel pazarlarında çocukların ya da bazen de yetişkinlerin binebileceği bazı Luna Park'taki gibi oyuncaklar oluyor. Böyle bir durumda bunlara binebilmeniz için bir giriş biletine sahip olmanız gerekir. Bu Luna Park tarzı oyuncaklardan biri atlı karınca. Yani das Karusel. Das Karusel. Az önce de bahsettiğim gibi bu atlı karınca anlamına geliyor. Noel pazarlarında karşılaşabileceğiniz bir diğer luna park'a ait olan alet ise dönme dolap. Yani das Riesenrad. Das Riesenrad. Dönme dolap genelde Noel pazarlarından biraz önce kuruluyor fakat bu tabii ki Noel pazarının olduğu yere göre değişiklik gösterebiliyor. Küçük yerlerde yani köy gibi yerlerde genellikle Noel pazarları sadece 2 gün sürerken büyük şehirlerde yaklaşık 4 hafta sürüyor. Bir diğeri ise Die Eisbahn. Die Eisbahn. Buz pisti anlamına geliyor. Stuttgart'ta geçici bir buz pisti kuruluyor. Burada buz pateni yapmak mümkün. Tabii ki dediğim gibi farklı Noel pazarlarında farklı şeylerle karşılaşmak mümkün. Bazılarının ise teması oluyor. Mesela Esling'in Amnekar'daki Noel pazarına giderseniz burada Orta Çağ temasının hakim olduğunu göreceksiniz. Der Glühwein. Der Glühwein sıcak şarap anlamına geliyor. Bu aslında bir Noel pazarının olmazsa olmazı. Kırmızısı ve beyazı bulunuyor ama daha çok kırmızısı tercih ediliyor. Tabii ki de bu tamamen damak zevki. Alkol kullanmıyorsanız ya da çocuğunuz varsa böyle bir durumda da Kinder Punch alabilirsiniz. Değil Kinder Punch. Bu da alkolsüz şarap anlamına geliyor. Aslında meyve suyu gibi düşünebilirsiniz. Der Eierlikör Der bu ise yumurta likörü anlamına geliyor. Bu da alkollü bir içecek. Böyle görüntüsü opak, beyazımsı, sarımsı yani bej renginde diyebiliriz. Bu da yine Noel pazarlarında sıklıkla tüketilen bir içecek. Das Pfand. Das Pfand. Depozito anlamına geliyor. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız zaten depozito muhtemelen hayatınızın bir parçasıdır. Çünkü plastik şişe aldığınızda bunlar depozitolu oluyor ve bunları depozito kutularına attığınızda size bir fiş veriliyor. Bu sistem aslında Noel pazarlarına da geçerli. Noel pazarlarında içecekler genelde cam bir bardakta ya da seramik bir Fincanda servis ediliyor. Genelde depozito ücreti de içeceğin fiyatı kadar oluyor. Eğer bardağı ya da fincanı geri götürürseniz depozitonuzu geri alabilirsiniz. Yani Glühwein 3 Euro ise onu teslim alırken 6 Euro ödüyorsunuz. Daha sonrasında bardağı geri getirirseniz 3 Euro'nuzu geri alıyorsunuz. Bu arada bardağı geri götürmek istemeyebilirsiniz. Hatıra olarak saklamak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da zaten parasını ödemiş oluyorsunuz. Bardak da sizin oluyor. Eğer turistik bir sebep ile geldiyseniz arkadaşlarınıza hediye olarak götürmek isterseniz bu da güzel bir hediye. Ditası. Ditası. Bu da fincan anlamına geliyor. Genelde tabii ki de yine bölgeden bölgeye değişir ama sıcak şaraplar fincanda servis ediliyor. Bazı bölgelerde ise cam bardakta da servisi mümkün. Das Glas, das Glas, bardak anlamına geliyor. Almanya'nın en sık tükettiği içeceklerden biri olan bira aslında Noel pazarlarında biraz geri planda kalıyor. Yine de bazı yerlerde bira da bulmak mümkün. Das Bier, Almancada biri anlamına geliyor. Die Pommes. Die Pommes. Patates kızartması anlamına geliyor. Bu da Noel pazarlarında en sık tüketilen yiyeceklerden biri. Bir diğeri ise der Bratwurst. Der Bratwurst. Kızarmış sosis anlamına geliyor ve genelde ekmek arası servis ediliyor. Ancak bu durumda genelde sosis ekmekten büyük oluyor. Bunun vegan olanını da bulmak mümkün. Eğer et tüketmeyi ya da domuz eti tüketmeyi tercih etmiyorsanız vegan olanında deneyebilirsiniz. Der Currywurst. Their currywurst. Bu da köreli sosis anlamına geliyor. Eğer köri tadı sizin hoşunuza gidiyorsa belki bunu da deneyebilirsiniz. Bu da genelde domuz etinden yapılıyor ve bir tabakta genelde üzerinde ketçap ile servis ediliyor. Bunun vegan olanı var mı bilmiyorum. Hatta Stuttgart bölgesinde Currywurst satışına da pek rastlamadım. Belki biraz daha böyle Berlin bölgesinde bunun satışı yaygın olabilir. Die gebrannte mandeln. Die gebrannte mandeln. Kavrulmuş badem anlamına geliyor. Bu da yine bir Noel pazarının olması olmazı diyebiliriz. Bu şekerle kavrulduğu için oldukça tatlı bir tadı var. Ancak kavrulduğu için bu iki aroma birleşince gerçekten çok lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Tabii ki de damak zevkine bağlı ama bu tarz şeyleri seviyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki sadece badem yok. Bunun dışında diğer kuru yemişleri de yine bu şekilde bulmak mümkün. Ancak bunların arasındaki en popüleri badem diyebilirim. Bunlar genelde gramaj üzerinden satılıyor ve size bir külah da veriliyor. Bu benim Noel pazarında en sevdiğim şeyler arasında yer alıyor. Das Schokoladenfondue. Das Schokoladenfondue. Çikolatalı fondü anlamına geliyor. Bu arada çikolata kaplı meyveler de bulmak mümkün. Genelde bu meyveler bir şişe diziliyor ve üzeri çikolata kaplanıyor. Bu şişe dizilmiş meyvelere de Fruchtspeise adı veriliyor. Yine bunlar da Noel pazarlarında oldukça popüler. Der Krep Der Krep Krep anlamına geliyor. Bizde daha çok genelde krep tuzlu olarak tüketilirken Almanya'da bu tatlı olarak tüketiliyor. Yani üzerine genelde bir çikolata sosu ya da şeker serpiliyor. Tabii ki de bu damak zevkine bağlı. Benim için açıkçası krep daha çok böyle tuzlu bir şey. Ancak Almanya'da bu tatlı. Der Lebkuchen. Der Lebkuchen. Zencefilli çörek anlamına geliyor. Bu genelde Ekim aylarında yavaş yavaş marketlerde yerini almaya başlayan bir ürün. Farklı farklı şekillerde ve tatlarda bunu bulabilirsiniz. Bazıları mesela içinde kayısı bulunduruyor. Böyle çok fazla kek aroması sevmiyorsanız arada böyle bir kayısılı bir tat almak ağzı rahatlatıyor diyebilirim. Bunların üzeri genellikle çikolata kaplı oluyor ve dediğim gibi farklı farklı şekillerde de bulmak mümkün. Der Schneeball der Schneeball aslında kar topu anlamına geliyor fakat bu aynı zamanda Almanya'da yenilen bir tatlı, bir hamur işinin kızartılması ve daha sonrasında ise pudra şekeriyle kaplanması ile oluşan bir tatlı. Bu tatlıyı da her yerde yine bulmak pek mümkün olmayabilir. Daha çok belki böyle Fransa sınırına yakın olan yerlerde bulabilirsiniz. Ben bunu Heidelberg'de yemiştim galiba. O her ne kadar Fransa sınırına o kadar yakın olmasa da orada bulabilmiştim. Ee, böyle turta hamuru gibi bir hamur vardı diyebilirim. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız ya da bir kere denemek isterseniz bir tane Schneeba alabilirsiniz. Di kastaniye. Di kastaniye. Kestane anlamına geliyor. Eğer közde kestane seviyorsanız yine bunu da Noel pazarında bulmak mümkün. Genelde Noel pazarlarının girişlerinde böyle bir küçük tezgahta yine bunu alabilirsiniz. Der Apfelstrudel Der Apfelstrudel ise elmalı strudel anlamına geliyor. Bu strudel'ın tam olarak Türkçesi bildiğim kadarıyla yok. Bu da aslında Hamurunu belki doğru bir şekilde ifade edemeyebilirim ama turta hamuru gibi bir hamura e, iri doğranmış elmalar, şeker ve tarçın konulduktan sonra rulo şeklinde sarılması ve pişirilmesinden oluşuyor. Tatlılarla pek aram olmadığı için yanlış bir şey söylemiş olabilirim ama böyle elmalı tarçınlı tatlıları seviyorsanız bunu da deneyebilirsiniz. Bu videoda sizlere Alman Noel pazarlarında karşınıza çıkabilecek 25 kelimeden bahsettim. Peki ya siz daha önceden bir Noel pazarında bulundunuz mu? Bunu Almanca soracak olursak, Warst du schon mal auf einem Weihnachtsmarkt? Bunun cevabını yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir de eğer bulunduysanız hangi Noel pazarlarına gittiğinizi yazabilirseniz sevinirim. Ben bu zamana kadar Stuttgart, Esslingen, Hamburg Strasbourg ve Ludwigsburg. Noel pazarlarında bulundum. Hepsi de farklı temalara sahipti ve birbirinden güzeldi. Her ne kadar Strasbourg Fransa'da olsa da orada da bir Noel pazarı bulunuyor. Almanca öğrenmeye yeni başladıysanız ve öğrendiklerinizi pekiştirmek için Türkçe, Almanca bir kaynak arıyorsanız oluşturmuş olduğum çalışma dosyaları tam size göre. İçerisinde binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunan bu dosyalarda aynı zamanda cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı bulunuyor. A1 ve A2 çalışma dosyasında konu anlatımı yer almasa da konular ile ilgili önemli ipuçlarına yer veriliyor. B1 çalışma dosyasında ise konu anlatımı da var. Dosya içeriklerini incelemek ve satın almak için açıklama bölümündeki linklere göz atın. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de bulunan online Almanca kurslarımıza göz atabilirsiniz. A1, A2 ve B1 seviyesinde olan bu online kurslardaki dersler önceden kaydedilmiş videolardan oluşuyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için bir de ders sonu mini testler ekledim. Derslere dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan katılabilirsiniz. Bu kurslara kayıt tek seferlik, aylık abonelik değil. Kurslara bugün kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Kurs içeriklerini incelemek, ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümüne göz atın. Daha fazla Almanca cümle için video sonundaki karta tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.